Merhabalar, ben Özlem Pospaşoğlu. Bugün sizlere en çok tercih edilen işlemlerimizden biri olan 40+ hakkında bilgi aktarmak istiyorum. Peki 40+ nedir? Kimlere uygulanır? 40+ dediğimizde hemen 40 yaş üstü için olduğunu düşünen insanlar olabiliyor. O yüzden 40+ aslında 40 yaş üstü veya 40 yaş altı dirençli yağlanma problemlerim var diyorsanız mutlaka bu işlem ile tanışmalısınız. Dirençli yağları nasıl tespit ederiz mesela? Örneğin diyet ve spora rağmen göbeğim erimiyor. Kilo versem bile basenim gitmiyor diyorsanız eğer işte tam bu noktada 40+ muhteşem sonuçlara ulaşmanızı sağlayacak olan bir uygulamadır. 40+ işlem aslında metabolik blokajları tespit eder. Kişinin kilo kaybına engel olan faktörleri tespit eder ve o blokajları açarak aslında zayıflama sürecinizi hızlandırır ve kolaylaştırır. Bu uygulama tekrar söylüyorum 40 yaş üstü veya 40 yaş altı dirençli yağlanma problemleri olan kişilere önerilen bir uygulamadır. 40+ işlem yağ kırma etkisine sahip değildir. O nedenle mutlaka 40+ ile aynı gün hemen akabinde yağ kırma işlemleri uyguluyoruz. Çünkü 40+ adeta vücudu hazırlar, metabolizmayı zayıflama sürecini hazırlar ve o süreci hızlandırır, kolaylaştırır. Ancak yağ kırma işlemleri sayesinde de bölgesel veya genel anlamda depolarını dondurarak yağ kırma etkisi elde ediyoruz ve hatta bunu ilk seans itibariyle başarıyoruz. Alınan elektronik ölçüler sayesinde ilk seans itibariyle seansınıza girmeden elektronik ölçüleriniz alınıyor ve hemen seans çıkışında tekrar elektronik ölçüleriniz alınıyor ve hemen o an itibariyle kırılan yağ miktarını net bir şekilde görebiliyorsunuz. Aynı zamanda biz mezür ölçüleri de alıyoruz. Mezür ölçüleri takip açısından çok önemli. Ancak danışanlarımız ilk seans itibariyle ortalama 2 ila 4 santim incelme elde ettikleri için kıyafetlerde de o farkı hemen hissetmeye başlıyorlar. Yani aslında en sabırsız olan danışanları bile şaşırtacak, memnun edebilecek boyutta olan bir işlemdir. Peki bu işlem kimlere uygulanmaz? Emzirme döneminde işlemi güvenle uygulayabiliyoruz. Çünkü vücudumuzda herhangi bir vakum, enjeksiyon, kimyasal kullanmadığımız için ancak her zaman söylüyoruz her gebelikte farklı bir hassasiyet olmuş olabilir. O nedenle doktorunuza danışarak işlemlere başlayabiliyorsunuz. Kanser tedavisi görüyorsanız işlem uygulamıyoruz. Ve böbreklerinizde herhangi bir sorun var ise işlemleri önermiyor ve uygulamıyoruz. İşlemler tamamen kişiye özel uygulanmalıdır ve uzman eller tarafından mutlaka uygulanmalıdır. Peki bu süreçte, bu program esnasında nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Bol su tüketimi olmazsa olmazımız. Çünkü kırılan yağlar vücudumuzdan dışarı doğal yollarla metabolize edilerek vücuttan dışarı atılacak ve elbette ki sağlıklı beslenme olmazsa olmazımız. Kilo kontrolü için sağlıklı beslenme bir yaşam tarzı haline getirilmelidir. Yani bu programa özel değildir. Bu programa dahil olsanız veya olmasanız kilo kontrolü için sağlıklı beslenme temel kuraldır diyoruz. Ayrıca elbette ki seanslarınıza düzenli gelmek de takip açısından, sonuçlar açısından da çok önemlidir. Bir sonraki bölümde sizlere buzla yağ kırma işlemi hakkında detaylı bilgi aktarıyor olacağım. Bizi izlemeye devam edin.